Üç günlük dünyanın ikinci günüydü. Güneş doğmak üzereydi. 400 yıllık eski ama geniş bahçeli binanın içindeki odasında oturuyordu. Gaz lambasının ışığında notlarına bakarak düşüncelere dalmıştı. Bu notlarda yazanların günün geri kalanında nelere yol açacağını tahmin edemezdi. Ciddi suratlıydı. Ancak gözlükleri bu ciddiyetini hafifletiyordu. Bir çiftçinin oğluydu ama babasının mesleğini yapmak istememişti. Onun yerine edindiği mesleği ise hiçbir zaman sevememişti. Zaten en sonunda mesleğini bırakıp yakınlardaki bir liseye öğretmenlik yapmak amacıyla başvurmuştu. Öğretmenlik için gerekli olan sınava 3 kere girdi, hiçbirini geçemedi. İlkinde jeolojiden, ikincisinde biyolojiden kalmıştı. Sonuncusundaysa sınavı tamamlayamamıştı bile. Elinde son seçenek olarak baba mesleği kalmıştı. Babası gibi o da bahçe işlerinden anlardı. Böylece çiftliğe döndü ve bahçesine bezelye ekti. Ancak bunu da bir çiftçi gibi değil, bir bilim insanı edasıyla yapmıştı. Çünkü çiftçilik meziyetlerine ek başka yetenekleri de vardı. Gözlem gücü yüksekti. Çok düzenli not tutardı ve oldukça sabırlıydı. Bu becerilerini kullanarak ektiği bezelyelerin tohumlarının, çiçeklerinin ve çeneklerinin özelliklerini not etti. Sonra onları birbirleriyle çiftleştirdi. Amacı yeşerecek yeni bezelyelerin karışımın hangi özelliğini ne kadar taşıdığını görmekti. Bekledi, bezelyeler yeşerdi. Sonuçları yine not etti. Saatler boyu aynı işlemi özenle defalarca tekrarladı. Sonuçta 3 günlük dünyanın ikinci gününün sabahına vardı. Güneş artık kendini tamamen gösteriyordu. O ana kadar tam 28 bin bitki, 40 bin çiçek ve yaklaşık 400 bin tohuma dair bilgileri toplamıştı. Çalışma masası not defterleriyle, kağıtlarla dolup taşmıştı. Akşama kadar herkes onu ve bezelyelerini konuşacaktı. Aynı saatlerde gerçekleşen dünya kadar farklı olaya rağmen. Mesela o sabah Anton Çehov doğmuştu. Dünyanın ilk petrol kuyusu açılmış, ilk futbol kulübü kurulmuştu. Çerkez sürgünü gerçekleşmiş, Amerika resmiyette köleliği kaldırmıştı. Sonraki saatlerde adam bezelyelerden öğrendiklerini insanlara aktarmış, üzerine tartışmalar kopup gitmişti. Tartışmalar sürerken saatler öğlen 12'yi gösteriyordu. Gökte güneş en tepeye doğru yükseliyordu. Lakin bir anda kara bulutlar beliriverdi. Bir adam ansızın dünya meydanına çıkıp bas bas bağırmaya başladı. Söyledikleri sanki bir gün öncesinden antik bir yerlerden geliyor gibiydi. Sağlıksızları ayıralım ve sağlıklıları çoğaltalım. İnsan soyunu ıslah edelim ve üstün insana ulaşalım. Yaşamaya değmez yaşamların yaşanmalarına izin vermeyelim. Adam bezelyelerden haberdar olmuş ve onları ölçüp biçmiş, çıkara çıkara bu cümleleri çıkarmıştı. Daha fenası, bu adam yalnız değildi. İkindi vakti girmeden daha sabah köleliği kaldıran Amerika, 67 bin insanı kısırlaştırmıştı. İkindi vakti girdiğinde Avrupa'da milyonlarca insanın yaşamaya değmez yaşamı çoktan sonlandırılmıştı. Hepsinin dayanağı bezelyelerden öğrenilenlerdi. İkindiden akşama kadarsa saatler hiç olmadığı kadar hızlı aktı. Öğleyin yaşananlar bir taraftan tamir edilirken, öte taraftan gelecekte okutulmak için tarih yeni baştan yazıldı. Soranlara bu acılar tekrar tekrar yaşanmasın deniliyordu. Ancak olanları yapanlar olacaklar için şimdiden hevesliydi. Akşama kadar meydan hiç boş bırakılmadı. Her gelen bezelyelerin bir sırrını daha ifşa ediyordu. Gizemi kaybolan bezelyeler vitrinden yavaş yavaş indirildiler. Yerlerini toplasanız 5-10 dakika konuşulacak yeni gizemlere bıraktılar. Sırlar son birkaç saattir eskisinden çok daha hızlı çözülüyordu. Artık güneş batmak üzereydi. Bu sefer iki adam ve bir kadın çıktılar dünya meydanına. Bulduklarını söyledikleri şey o akşamın en gözde gizemi olacaktı. Adını da nedendir bilinmez çifte sarmal takmışlardı. Tam o anda kalabalıktan bir ses yükseldi. Ses
bunun insanın kendi kullanım kılavuzunu bulması anlamına geldiğini söylüyordu. Bundan böyle herkes bu çifte sarmalı anlamaya, yani kendi kullanım kılavuzunun dilini sökmeye çalışacaktı. Başarılı da oldular. Sabaha karşı dört sularıydı. Bezelyeci adamın ölümünün üzerinden saatler geçmişti. Az bir zaman sonra 3 günlük dünya 3. gününe girecekti. Meydan uzun zamandır ilk defa bu kadar boştu. Herkes birilerini bekliyor gibiydi. En sonunda o birileri çıka geldi. Yine birkaç tane adamdılar. Ellerinde bir kitap, arkalarında bir ekran vardı. Bu da olmuştu işte. Kendimizi okumayı sökmekle kalmamış, insanı insan yapan her şeyi de bir kitapta toplamayı başarmıştık. Lakin bunun da daha fazlası olmalıydı. Bilmek ya da okumak yetmezdi. Bu kitabın üzerinde oynama, düzenleme yapabilmeliydik. Evet evet, kullanım kılavuzumuzu okuyabilmek hoştu ama oradan birkaç cümleyi daha iyileriyle değiştirebilmeyi ya da yeniden yazabilmeyi düşününce oldukça sönük kalıyordu.